çok güzel olduğunu ifade ediyorlar. Yani böyle bir kültür vadisi olduğunu bilmediklerini ifade edenler var. Ama burası malum 5000 yıllık tarihe bağlı bir yer. Yani 5000 yıl burada insanlar gelmiş geçmiş. Dolayısıyla bunun şahidi olarak Ayağ Elena Kilisesi var burada. Dolayısıyla Şapelmüze dediğimiz ayrıyetten bir kilise daha. Burada 7 kilise, 7 cami, efendim 7 tane çeşme burada mevcut. Şu anda kiliseleri restorasyon yaptık. Camileri restorasyon yaptık. Yollarımız aşağı yukarı şey olmuş vaziyette. Şu anda hamamlar restorasyon edildi, bir tanesi de bitme aşamasında. Dolayısıyla o hamamda olduktan sonra kiliseleri restorasyon olmuş vaziyette. Çeşmeler restorasyon olmuş vaziyette. Kiliseler restorasyon olmuş vaziyette. Camiler de restorasyon olmuş vaziyette. Dolayısıyla bir kültür vadisi haline gelmiş durumda şu anda. Araç trafiğimiz de kapalıdır. Burada bir tane araba sesi duyamayacak. Ve yok şu anda. Vatandaşların çoğunlukla tercih etme noktaları burada hem asfalt değil, sıcak değil, hem efendim trafik yola kapalı olmasından dolayı rahat huzur bulmalarından kaynaklanan bir şey. Ve şu anda akşamların falan da yoğun olması, hafta sonlarının yoğun olması bundan. Ama ben şunu da ifade edeyim. Her şeyden evvel dışarıda yurt dışından turistler yok şu anda. Normal kendi insanımız yani. Bu İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'dan, şuradan buradan. Ama yabancı turist olarak daha biz burada onları tutamıyoruz. Burada buna ama otellerden kaynaklansın, ama başka aksiyonlardan kaynaklansın. Dışarının turisti mesela geliyor, yarım saat durmadan kiliseyi ziyaret ediyorsa da oradan gidiyor. Kilisenin eski geçmişini tarihe veda, vefa mı derler? Böyle bir şey yaptılar. Çok daha güzel oldu. İnsanlar gelip keyif çatıyorlar, kahvelerini içebiliyorlar. Konya'yı çok çok güzelleştiren bir yer oldu. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun ilerideki barajı da nezih bir şekilde yaptı. Birbirlerini tamamladılar yani, hem baraj olsun hem Sille olsun. Sille çok güzel bir yer, çok hoş bir yer. Bütün turistlerin, bütün insanların gelip gitmesi, bir tek şey var, tanıtımı yok. Evet, daha önce ben de Konya'yı gezme fırsatım olmamıştı. Bu defa başladık Sille'den. Güzel, Konya genel olarak da güzel zaten. Yapısı güzel, yapısının korunması güzel. Şimdi yeni başladık, bakalım. Sakin, sessiz olması güzel. Yani çok kalabalık değil, çok az insan da yok ama huzurlu, sessiz, öyle bir karışıklık yok. O yüzden güzel, tercih edilebilir yani. Görülmesi gerekiyormuş.